Nikolay Ostrovski. Sıradan Bir Gün. Dünya, Bir Gün konulu sempozyum için yazılan bir makale. 27 Eylül 1935. Seslendiren Akin Altan. Telefon çalıyor ve uykunun canlı halleri aceleyle uçup gidiyor. Uyandığımda hissettiğim ilk şey, kol ve bacaklarıma acı veren şiddetli ağrı. Öyle ya, bu bir rüyaydı. Yalnızca kısa bir süre önce. Bir rüya. Genç ve güçlüydüm. Savaş atımın üzerinde, doğan güneşi karşılamak için yarış ederek. Gözlerimi açmıyorum. Hiç gerek yok. Şimdi hatırlıyorum. Bu zalim hastalık 8 yıl önce beni yatağıma bağladı, vücudumu felç etti, gözleri köreltti, beni gece ve karanlığın içine daldırdı. 8 yıl önce. Keskin fiziksel ağrı üzerime çöküyor. Süratli, insafsız, acımasız. İçgüdüsel olarak dişlerimi sıkıyorum. İlk direniş hareketi. Telefon tekrar çalıyor. Bu bir yardım. Biliyorum. Hayat beni fethetmeye çağırıyor. Annem sabah postasıyla içeri giriyor. Kitaplar, gazeteler ve bir yığın mektup. Bugün bazı ilginç insanlarla görüşeceğim. Hayat beni istiyor. Ağrı ve ıstıraptan uzak. Her zaman olduğu gibi, sabahki kısa yarışma, hayat adına zaferle sona eriyor. Yüzümü yıkamama yardım et anne, çabuk ve biraz kahvaltı. Annem kahvaltı tepsisini dışarıya taşırken, sekreterim Aleksandra Petrovna'nın içeri girdiğini duyuyorum. Her zamanki gibi tam zamanında. Bahçeye, ağaçların altına taşındım. Gün boyu çalışmam için ihtiyacım olan her şey orada beni bekliyor. Yaşamak için acele etmeliyim. İsteklerimin her zaman böyle sabırsız oluşunun nedeni budur. Bana gazeteleri oku Aleksandra Petrovna. İtalya-Etiyopya sınırıyla ilgili haberler nedir? Manyak faşizm elinde bombayla oraya dönmüştü. Bombayı ne zaman ve nereye fırlatacağını kim söyleyebilir? Gazeteler uluslararası ilişkiler hakkında yazıyorlar. Çok karmaşık ve girift. İflas etmiş emperyalizmin çözülmez çelişkileri hakkında. Savaş tehdidi dünya üzerinde kara bir leş kargası gibi asılıyor. Ölmekte olan burjuvazi son ihtiyatlarını cepheye sürdü. Faşist cehennem köpekleri. Burjuva kültürünü aceleyle dar ağacı ve baltayla geriye, orta çağa döndürüyorlar. Avrupa'da solunacak hava yok. Her yerde kan kokusu. 1914'ün haşin gölgesi, körlerin bile görebileceği şekilde ortada duruyor. Dünya, hararetli bir aceleyle silahlanıyor. Bu kadar yeter. Burada, ülkemizde neler olduğunu oku bana. Uzanmış, sevgili ana vatanımın kalp atışını dinliyorum. Orada, önümde duruyor, gençliği ve güzelliğiyle. Biz Sovyetlerin vatanı, neşeli, sağlıklı, fethedilmez. O ve yalnızca o. Sosyalist ana vatanım, barış ve kültürün bayrağını yüce tutuyor. O ve yalnızca o, halkların gerçek kardeşliğini yarattı. Bu ülkenin, vatanımın bir oğlu olmak ne büyük mutluluk. Aleksandra Petrovna bana mektuplarımı okuyor. Uçsuz bucaksız Sovyetler Birliği'mizin her köşesinden geliyorlar. Vladivostok, Taşkent, Fergana, Tiflis, Beyaz Rusya, Ukrayna, Leningrad, Moskova. Moskova, Moskova, dünyanın kalbi. Bu mektuplar, benim ülkem oğullarından birisine yazıyor, bana ve Çeliğe Su Verildi adlı bir kitabın yazarına, yazma sanatına yeni başlayan bir kişiye. Binlerce mektup sevgiyle dosyalanmış. Benim en değerli hazinem. Bana yazan kim? Herkes. Fabrikalardaki genç işçiler, Karadeniz ve Baltık Denizi gemicileri, pilotlar, genç öncüler. Hepsi kitabımın uyandırdığı duyguları düşüncelerini ifade etmeye istekli. Ve her mektup yeni zenginlik, yeni bilgi getiriyor. İşte birisi, bir çalışma çağrısı. Sevgili Ostrovski yoldaş, yeni romanınız Fırtına Çocuklarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Onu çabuk bitirin. Harika bir kitap olacak. Biliyoruz. Hatırlayın, biz bekliyoruz. Size sağlık ve başarılar diliyoruz. Berezniki Amonyak Tesisleri işçileri. Bir başka mektup, birçok yayın evinin kitabımı gelecek yıl yayınlayacağını haber veriyor. Toplam 520.000 adet. Bu tam bir ordu, bir kitaplar ordusu. Kapıda bir arabanın durduğunu duyuyorum. Ayak sesleri. Günaydın. Bu sesi biliyorum. Mühendis Maltsev. Ukrayna hükümetinin, yazar Ostrovski için bir hediye olarak hazırladığı yazlık evin yapımından sorumlu inşaatçı. Sevimli bir kulübe. Eski bir meyve bahçesinin gölgesinde, denizden uzakta değil. Çizimleri açıyor. Bu çalışma odanız, bu kütüphane ve bu da sekreterinizin odası olacak. Bunun ardından banyo ve sonra bu odalar aileniz için. Yaz aylarında çalışabileceğiniz büyük bir veranda var. Bol miktarda ışık ve güneş. Palmiyeler, manolyalar. Her şey sağlanmış. Evet, burada konfor içinde çalışacağım. Her ayrıntıda ana vatanımın hassas ilgisini hissediyorum. Maltsev, nasıl, beğendiniz mi? diye soruyor. Fazlasıyla. O halde inşaata başlayabiliriz. Ayrılıyor. Aleksandra Petrovna not defterini açıyor. Artık akşama kadar hiç ziyaretçi olmayacak. Meşgul olduğumu biliyorlar. Sonraki birkaç saat içinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çevremdekileri unutuyorum. Tamamen geçmişte yaşıyorum. Fırtınalı 1919 yılı. Toplar gürlüyor. Ateşler gece içinde parıldıyor. Vatanımız, müdahalecilerin silahlı sürüleri tarafından istila edilmişti. Ve büyükleriyle omuz omuza romanımın kahraman gençliği düşmana karşı savaşa katılıyor. Aleksandra Petrovna, saat 4 diyor usulca. Dinlenme zamanınız. Akşam yemeği, 1 saatlik dinlenme. Akşam postası, gazeteler, dergiler ve tekrar mektuplar. Biraz okuma ya da daha doğrusu dinleme. Pearl Buck'ın güzel dünyası. Güneş batıya doğru alçalıyor. Onu göremiyorum, ancak akşam serinliğinin yaklaştığını hissediyorum. Birçok ayak sesi. Açık, çınlayan kahkahalar. Ziyaretçilerim geldi. Paraşüt atlama şampiyonasında henüz dünya rekoru kırmış olan bir grup kahraman Sovyet kızı. Ve onlarla birlikte Soşi yapı sitelerinden bir grup Genç Komünistler Birliği üyesi. Burada, sessiz bahçemde bile, kasabada devam edip giden inşaatın uzak gürültüsünü duyabiliyorum. Ve bunların hepsini ne kadar açıkça resmedebilirim? Soçi sokaklarının gün geçtikçe daha fazlasını kaplayan düz kaldırımlar. Yalnızca 1 yıl önce yabani otlardan başka bir şeyin bulunmadığı bir yerde yeni sanatoryumlar. Çok büyük, görkemli. Akşam. Ev çok sessiz. Ziyaretçilerim ayrıldılar. Uzanmış bir kitap dinliyorum. Daha sonra kapıda hafif bir tıkırtı. Bugün için planlanan son ziyaret. Moskova Daily News'ten bir muhabirle görüşme. Benimle bozuk bir Rusçayla konuşuyor. Bir zamanlar sıradan bir işçi olduğunuz doğru mu? Evet, bir ateşçi. Kaleminin yarış edişini duyabiliyorum. Anlatın bana, korkunç acı çekmiyor musunuz? Bütün bu uzun yıllar boyunca kör ve yatağa bağlı, görme, hareket etme zevklerinin bu umutsuzca kaybı karşısında hiç ümitsizliğe kapılmıyor musunuz? Gülüyorum. Böyle düşünceler için hiç zamanım yok. Mutluluk birçok şekil alır. Ve ben mutluyum. Sonsuz mutlu. Salt kişisel trajedimse, yaratıcı çalışmanın fevkalade, asla unutulmayacak sevinciyle, kendi mükemmel sosyalizmimizin yapısının inşasında benim de katkım olduğunun bilgisiyle siliniyor. Gece. Uyumaya hazırım. Yorgun, ancak tamamen tatmin olmuş bir şekilde. Hayatın bir günü daha geçti. Sıradan bir gün. Ve onu iyi yaşadım. Son.